Makroekonominin en temel kavramlarından arz ve talep kavramlarını konuşmaya devam ediyoruz. Önceki videolarda arz kanununu inceledik ve arzla ilgili değinmek istediğim önemli bir konu daha var. Arz ederim. Evet, bu videoda arzaki değişimle arz edilen miktardaki değişim arasındaki farkın üzerinde duracağız. İkisi tabii ki farklı şeyler. Bu arada değişimi Yunan alfabesindeki delta harfiyle gösteriyoruz. Kısa bir tekrar olması adına arz dendiğinde gözünüzün önüne bu eğri gelmeli. Arz eğrisi. Ekranda gördüğünüz eğri de şekil olarak daha önce gördüğümüz diğer arz eğrilerine benziyor. Bunun bir sebebi var. Mantık çok basit. Eğer fiyatlar düşükse üreticiler piyasaya düşük miktarda mal arz ederler. Düşük fiyattan mal satmak üretici için cazip olmayabilir. Karlı da olmayabilir. Eğer fiyatlar yüksekse üreticilerin piyasaya arz ettiği mal miktarı da artar. Çünkü daha çok satış yapmak ve daha çok kar etmek isterler. Arzaki değişim grafikte gördüğünüz bu eğrinin kaymasıyla ifade edilir. Mesela isterseniz bu eğriye S1 adını verelim. Evet, eğer arz eğrisi sağa doğru kayacak olursa hemen çiziyorum. Bu gördüğünüz arzda bir değişim olduğu anlamına gelir. Anlaştık mı? Buna da S2 adını verelim. S1 sağ ve aşağı doğru kayınca S2 eğrisini yani arza bir değişim elde ettik. Benzer bir şekilde arz eğrisi diğer yöne de kayıyor olabilir. Sola ya da sola ve yukarı. Buna da S3 adını veriyorum. Bu eğrilerin ikisi de yani iki harekette bize arza bir değişim olduğunu gösteriyor. Şimdi iyi dinleyin arz edilen miktarda bir değişimden bahsedersek, bu sefer eğrilerden herhangi biri üzerindeki bir noktadan yine aynı eğri üzerindeki farklı bir noktaya hareket etmek anlamına gelir. Örneğin şuradaki fiyatı ele alalım. Bu fiyatta arz edilen miktarı bu şekilde işaretliyorum. Arz edilen miktarı 1 olarak da adlandıralım. Ve şimdi de piyasa dengelerinin üreticilerin bakış açısından değişmediği bir durumda fiyatın değiştiğini varsayalım. Evet. Mesela fiyat artarak buraya gelmiş olsun. P2 diyelim. Bu durumda eğri kaymaz ama bulunduğumuz nokta eğrinin üzerinde hareket eder ve buradaki miktarı elde ederiz. Arzdaki değişim arz eğrisinin sağa ya da sola kayması, arz edilen miktardaki değişimse eğrinin üzerinde hareket etmek anlamına gelir. İşte işin özeti bu. Bu anlattıklarımın iyice anlaşıldığından emin olmak için arzdaki değişim ve arz edilen miktardaki değişimin ne anlama geldiğini size birkaç örnek üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi hükümetin benzin fiyatlarının çok yüksek olduğunu gerekçe göstererek bir tavan fiyat belirlediğini düşünelim. Bu arada tavan fiyat nedir diyorsanız önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı bir biçimde bahsedeceğiz. Ama şimdilik benzinin satılabileceği en yüksek fiyat dememiz yeterli. Bu örnekteki tavan fiyatı benzinin şu anki fiyatından yüksek olsun. Mesela grafikteki P2 benzinin şu anki fiyatı, P3 de tavan fiyatı olsun. Bu kararla hiçbir benzinci benzini P3'ten pahalıya satamayacak. Bana bunun sonucunun ne olacağını söyler misiniz? Sizce arıza bir değişim mi yoksa arz edilen miktarda bir değişim mi beklemeliyiz? Bu durum arz eğrisi üzerinde hareket etmemiz gereken klasik örneklerden biridir. Fiyat buradaydı ama buraya gerileyince arz edilen miktarda değişecek. Arz edilen miktar 3 olarak not edelim. O halde neymiş? Sonuç arz edilen miktardaki değişimdir. Piyasaya arz edilen miktar değişir. Tavan fiyatın şu anki fiyattan düşük olduğunu varsayarsak arz edilen miktarın düşeceğini de söyleyebiliriz. Başka bir senaryo daha düşünelim mi? Bu sefer de diyelim ki petrolü rafine etmenin maliyeti arttı. Not ediyorum. Petrol üretiminin maliyeti artıyor. Yani benzinciler petrolü daha pahalıya alıyorlar. Şimdi ne olur? Arz mı değişir yoksa arz edilen miktar mı? Hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bu durumda fiyat ne olursa olsun petrol üretiminin maliyetini arttıracaktır öyle değil mi? Başka bir deyişle durumdan etkilenen benzinciler piyasaya daha az benzin sağlayabilir. Yani bu durum arzın değişmesi anlamına gelir. Arz eğrisinin hangi yöne kayacağına karar vermek için de duruma üreticilerin bakış açısından yaklaşmamız gerekir. Belirli bir miktar için, örneğin bu miktarı değerlendirecek olursak, üreticiler daha yüksek bir fiyat talep edecekler. Bu durum herhangi bir miktar için de geçerli olabilir. Yani eğri üzerindeki bu, bu ya da bu noktaların herhangi biri de olabilir. Üreticiler petrolü rafine etmenin maliyeti artmasıyla satış içinde daha yüksek bir fiyat talep edecekler. Dolayısıyla da arz eğrisi yukarıya ya da sola yukarı kayacak. İsterseniz üreticilerin belirli bir fiyat için daha az bir miktarı piyasaya arz edeceklerini düşünebilirsiniz. Evet, petrolü daha pahalıya üretiyorlar. Onun için de daha az üretim yapıyorlar. Ve bu durumda az önce söylediğim gibi arz eğrisinin sola ya da yukarı kaymasıyla sonuçlanır. Yönü şu şekilde gösteriyorum. İsterseniz bunun tam tersi olarak sonuçlanacak bir senaryo daha düşünebiliriz. Mesela benzin istasyonlarına uygulanan emlak vergisinin düşürüldüğünü düşünelim. Benzin istasyonlarından alınan emlak vergisi düşerse teoride bir benzin istasyonu işletmenin maliyeti de düşer öyle değil mi? ve bu durum piyasadaki tüm benzinciler için geçerli yani sadece biri için değil tüm piyasayı etkiliyor bu da demek oluyor ki benzinciler belirli bir fiyat için daha fazla bir miktarı arz edebilecek ya da belirli bir miktar için fiyata düşürebilecek duruma gelirler her iki durumda da espirin sağa kayması yani sonuç olarak S2'ye benzeyen bir arz eğrisi elde etmeyi bekleriz Evet. Burada da arzda değişim söz konusudur. Çünkü fiyat ve miktardan bağımsız olarak arzda bir değişim olur.